son dönemde özellikle hani bazı adımlar atılırken bu acaba seçim ekonomisi adımı mı? Bu seçimi endeksli bir şey mi diye zaten sordurtuyor biliyorsunuz. Bununla ilgili sadece ekonomiye dair konuşamayız. Diğer pek çok alanda da yine seçim yatırımı mıdır acaba diye sordurtan gelişmeler var. İddiaya göre mesela seçime doğru genel affın da çıkma ihtimali olduğu belirtiliyor. Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Asgari ücrette yıl bitmeden artış hazırlığı, Temmuz'da memur ve emeklilere enflasyon üzeri fark ödemesi, 3600 ek gösterge, kaçak ve bakaya olanlara bedelli askerlik olana erken seçim tartışmalarını alevlendirdi. Karakış'tan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan. Sonbaharda bir seçim yapma ihtimali yüksek taban fiyatlar falan vererek bunu yapmak isteyebilir. Her an erken seçim olabilecek şekilde seçimlere hazırlanın ve bunlara sandıkta gerekli dersi inşallah her ilde verelim. Seçimlere doğru giderken emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin karşılanması, kamu bankalarına olan borçların faizlerin silinmesi ve akaryakıtta vergiyi indirmesi beklenen iktidarın genel af çıkarabileceği de öne sürüldü. Gazete Duvar'ın haberine göre kulislerde Cumhuriyet'in 100. yılında bir genel af neden olmasın deniliyor. Habere göre kulislerde ekonomik rahatlama sağlanmadan seçime girilemez denilirken erken seçim işareti olarak görülen adımların daha da fazlasının atılabileceği ifade ediliyor. Her şey bir seçim işareti mi, her şey ya da seçime endeksli mi, atılan her adım seçim için bir yatırım olarak mı görülüyor iktidar tarafından diye sorduruyor haliyle. Bu arada